Evet. Şimdi 2012-2013 yılında uluslararası Rotary 9939 Yeni Zelanda bölgesinde bir yarışmaya Türkiye'den bir kardeşimiz Ongun Boşnak, hoş geldin. Kendisi bu yarışmaya katıldı. Evet, devam edersek. Şimdi bu yarışmada kazanana verilecek ödülleri ben kısaca anlatayım. 1000 Yeni Zelanda tutarında para ödülü, uçak dahil bütün masrafları karşılanacak 9930 bölge tarafından, 21 günlük Yeni Zelanda gezisi, Lord of the Rings filmlerinin çekildiği Wetumu stüdyolarını ziyaret, Wetumu ve Rotorua bölgelerini ziyaret gibi bir etkinliği var. Şu anda finale kalan eserler, ki birazdan Murat Güvenör'ün olayı anlatacak. Finale kalan eserleri, bir tanesi Mısır'dan bu çocuğumuzun yaptığı, bir tanesi Hindistan'dan bir katılan, Türkiye'den Ongun Boşnak bu resimle ve Amerika'dan da bu arkadaşımız finale kaldı. Şimdi birazdan Murat Çelik Güvenör'üme ben mikrofonu vermek istiyorum. Yeni Zelanda'ya bağlanıp şu anda kim kazanmış? Yani bu dört resim 1, 2, 3 ve mansiyon olarak sıralanmış bilmiyoruz. Birazdan öğreneceğiz. Kendisi bağlantı yapacak. Kazanıyorsa da bu kardeşimizi Rotary ile yaşamlarını değiştirecek bir yere getirmek istiyoruz. Hakikaten inşallah dereceye de girmiştir bilmiyoruz. Kendisi Murat Güvenör'ü buraya davet edeyim. Buyurun. Teşekkür ederim sevgili başkan. Hello, Barry. Thank you very much. I'll just take it you to the last speaker, please. One moment. Barry, can you hear me? Ben Yeni Zelanda'nın çok uzak olduğunu anlamaya başladım. Hello, Barry. Bir şey var. Bir ses geliyor. Uyanamadı galiba da. Şimdi ben biraz vakitten tasarruf etmek için size bazı bilgiler vereyim. Biraz önce 1000 Yeni Zelanda doları o Amerikan doları. Onu düzeltmiştim ben ama evet. Onu şey yaptık, Amerikan doları. Şimdi Yeni Zelanda... Hello. Hello. Can you hear me? Good. We can hear you also. Can we please learn about the result of the competition? Is it possible? Because we can't hear you well, but I want to get the answer. Barry? Efendim bu biraz zor olacak galiba. Neyse. Ben neticeyi biliyorum, onun için fazla şey yapmıyorum. Şimdi değerli dostlarım, bu dört eser Yeni Zelanda'daki bölge tarafından ödüle layık görüldü. Bu dört eser içinden bir tanesi büyük ödülü aldı. Şimdi burada biz hem Ongun'u tanıyalım, Ongun'un ailesini tanıyalım diye Tuzla Rotary. Onlar çünkü Tuzla civarında bir yerde oturuyorlar. Sabiha Gökçen Havalanı civarında ve Tuzla Rotary Kulübü de en yakın kulüplerden bir tanesi. Ama biz Yeni Zelanda'daki bölge tarafından size bir çok parlak bir delikanlıyı hediye edeceğiz. Onun devamlı ilerideki başarılarını sizle beraber izlemek istiyoruz. Bu yarışmanın mahiyeti anlatayım. Şimdi biraz onu anlatayım. Şimdi yarışma şöyle, Rotoart diye bir yarışma. Yeni Zelanda'daki 9930 bölgenin bölge içinde bütün dünyaya açık olan bir yarışması. Yani biz nasıl bazı yarışmalar düzenleyip, mesela eskiden pul koleksiyonu yapan insanları bir araya getiriyorduk. Veya bir yarışma düzenleniyor, bütün dünyaya açılıyor. Yeni Zelanda'daki bölgede böyle bir yarışma yapmış. Bütün dünyaya açmış. Bütün dünyadan aşağı yukarı 40 civarında eser bu yarışmaya katılmış. Bunların içinde işte Türkiye'den var, Hindistan'dan var,
Amerika'dan var, dünyanın her yerinden var. Ve bu eserler içinde bir jürisi var. Bu jüri bir eseri seçiyor. Bu seçilen eser, demin biraz önce başkanım da izah etti, bir 1000 dolarlık ödüle layık görülüyor. Yeni Zelanda'daki o bölgeye bütün masrafları, uçak dahil bütün masrafları karşılanmak üzere kazananı oraya davet ediyorlar, uçak parasını, uçak biletini gönderiyorlar. Yanında bir kişiyi de götürme imkanı var. Ancak bu kişinin yol parası hariç bütün masraflarını gene bölge karşılıyor. Zaten bölgede Rotaryanların evinde aynı GSC değişim toplu şeyi gibi. Yani nasıl groups exchange dediğimiz inş adamı değişim yapıyoruz. Hep biz evlerimizde ağırlıyoruz. Onlar da aynı şekilde bu aileyi çeşitli evlerde ağırlayacaklar. Bunun dışında Yeni Zelanda'daki bu Hobbit filminin veya çekildiği bir yer var, bir stüdyo var, orayı gezdirecekler. Bir de Yeni Zelanda'nın tarihi güzelliği olan ve kaiserleriyle yani su fışkırtan işte milli parkları var, sıcak su fışkırtan milli parkları, oralarda falan bir gezi düzenleyecek. Bu aşağı yukarı 21 günlük bir gezi. Evet, yeterli mi acaba? Tamam, teşekkür ederim. Evet, buyurun efendim. Lise öğrencilerine açık. Lise öğrencileri diye geçiyor. Efendim? İçeriği var mıydı? Hayır. Bir resim yarışması. Hiç konu sen seçtin değil mi konuyu? Serbest konu. Kendisi seçti. Biraz önce gördünüz, bir işte portre var. Bir çocuğun şeyi var, resmi var. Onun yaptığı gibi bir balık tutan adamlar, balık tutan insanlar diye bir resim var. Bir de kız var. Şimdi evet. Kazanan burada efendim. Evet. Bir gelin. Köprünün üstünde. Bir dakika daha burada. Başkanım bazı şeyleri ilave etmiş. Benim haberim yok. Evet. Benim çantam vardı şurada bir yerde. Evet ben böyle niye çantayla, toplantıya çantayla mı gelir diye sorduğumuz çantayla geldim mecburen. Ayakkabı kutusu var. Ayakkabı kutusu var galiba. Ben başkanımla gelecek dönem guvernörünü de buraya alabilir miyim? Evet. Efendim e-mail ile bana ödülü gönderdiler. Ben onu bastım renkli olarak. Evet, plaket haline getirdik. Ben güvenlerimden rica edeyim. Onu kendisi size takdim. Ben takdim edeyim. Üzerinde de şöyle diyor. The International High School Student Art Contest. Yani uluslararası liseler arası bir sanat yarışması. Yeni Zelanda Roto Art Charitable Trust dediği, demek ki bir orada bununla ilgili bir vakıf kurulmuş. Birinci ödülü kazanan Ongun Bor. Bu arada biz Tuzla Rotary Kulübü olarak da 10 gün boşluğa bir iPad hediye ettik. Guvernörüm aynı zamanda. İyi, daha bol resim yapman için sana ediyordu. Bir dakika. Bu arada ben sana birinci olduğuna dair ödülün de olduğu bir seremoniyi veriyorum. Bununla inşallah daha büyük başarılarını bekliyoruz. Dünya çapında resimler yap. Tamam mı? Şimdi ben şimdi burada Ongun'un şu ikinci plakette ödülle beraber neyin verildiğini gösteriyor. Yani bilet, resmi gezi, resmi de var evet üzerinde. Bilet bir de bir şey daha var esasında. Şimdi Ongun'un bu resmi
Yeni Zelanda'da bir açık artırmaya sunulacak. Bu açık artırmada diyelim ki 10 bin dolar değer biçildi açık artırmada. 10 bin doların %25'ini vakıf, bu organize eden vakıf alıyor. Geri kalanını doğrudan doğruya Ongun'a gönderecekler. Verdiği bir adrese. O da inşallah çok daha büyük fiyatlara satılır. Bir de tabii evet. O satışa biz de girebilir miyiz? Tabii. Bilmiyorum. Onu bilemiyorum. Eğer web sayfasına girerseniz web sayfasında bunların detayları var ama ne zaman yapılacağını bilmiyorum. Bir de ben kendi şirketimizi zarfına koydum ama 1000 dolarlık ödülü de ben kendisine takdim etmek istiyorum. Oo, bravo. Bravo. Neler? Başka resimler var mı? Alır mısın? Heyecanlandırma. Fazla heyecanlandırmadan, heyecanlandırma. Öncelikle herkes teşekkür ederim. Aslında ya, ben bu resmi SBS yazılımken yaptım. Hani canım sıkılıyordu. Şey, stres çözerken hani... Şu an kitaplar yazı o zaman. Stres altında yağlı boya mı bu? Pastel. Ne kadar sürdü bunu yapmak? Bir buçuk ay kadar falan. Günde her gün bir saat falan yaptım. Boyutları ne kadar bu? Şu an aklımda değil. Yani, göster. Normal, 50-60. Kaç senedir resim yapıyorsun? Efendim? Kaç senedir resim yapıyorsun? Ya benim babam resim öğretmeni olduğu için hani ben 3. sınıftan beri yapıyorum. Ama profesyonel olarak değil, canım sıkıldığı için hani arada. Başka resimlerin var mı böyle yaptığın evde? Böyle birkaç tane falan var. Böyle pastel? Aynen. Hep pastel mi yapıyorsun? Yok, hep pastel yapmıyorum. Değişiyor. Hangi medyayı seviyorsun yani? Pastel mi yaz, boya mı seviyorsun? Ben pastel seviyorum. Perspektif ve duruş yer fevkalade, o ağırlığı, poşet. Şimdi efendim diğer resimlere bakarsanız, diğer resimler sanki fotoğraf gibi. Evet. Yani bir resim çalışması değil yani şey olarak. Ama resim çalışması bu. Yani jürinin vermiş olduğu kararın da çok doğru olduğuna inanıyorum. Peki bir resim çekip falan yapmadın değil mi onu? Hayalinden çizilmiş bir şey mi o? O Haliç'ten hani şey... Galata. O tarafta balıktan adamların fotoğraflarını çektim hani. Bir şey daha var. Ben aileye daha çok biraz bilgi vermek istiyorum. Mart ayında ki okullar olduğu için ben söz veremedim. Sizle konuşarak bir şey yapacağım. Mart ayında Yeni Zelanda'da tabii tatiller başlıyor orada. Güney Yarımküresi olduğu için. Orada daha önce bütün ödül alanların katıldığı bir toplantı düzenleniyor. Ve Ongun'a orada özel nişan verilecek. Şimdi oraya da bizim büyükelçimiz de davetli. Büyükelçimiz de gidecek. Ancak ben dedim ki telefonla konuşurken Beri'ye, Mart ayı bizim için çok kritik bir ay. Tam imtihanların falan başladığı ay. Onu dedim aileyle siz ayrıca konuşursunuz, ben bir şey söyleyemiyorum. Ama böyle bir imkan da var. Eğer vaktin olsa ki 21 gün az bir süre değil, 21 gün tam sınav zamanı. Ben dedim ancak biz kendimiz yaz tatilimizde ancak öyle bir şey olabilir. Yaz tatilimize giderken zaten büyükelçi oralarda, merak etme seni görürüz ben size. Şey. Büyükelçimiz geri çevirince çağrılacak hali yok. Yeni Zelanda ile aramız iyi. Zor bir durum yok. Şimdi. Plan yapmış. Hani bir kısmet olursa, hani iki yazılısı yüksek olursa, notları 3'e bölünse de çok düşük gelmiyor, yine geçiyor. Valla onu ben bilemem, o hesapları bilemem. Ben o hesaplardan biz çok ağrıyız artık, çocuklarımız o yaşlarda değil, bilemiyoruz. Hani öyle bir hesap yapıyoruz. Peki Ongun'um. Anne babayı da bir çağıralım. Evet, sizi de uğrayalım, hep beraber bir resim çekelim. Hoş geldiniz. Şimdi efendim bu toplantı filme alınıyor. Aynı zamanda fotoğraflanıyor. Bütün bunlar Yeni Zelanda'ya gönderilecek.
orada arşive girecek. Onu özellikle bizden istediler. Onu sökeceğiz. Sökebiliriz. Sökebilir miyiz? Ama şey, resimde çıksın. Resimler için mi? Ondan sonra arkada resim olsun. Çok teşekkürler. Ben hocama bir şeyler sormak istiyorum. Hakikaten böyle bir değeri yetiştirdiniz. Böyle bir yarışmada başarılı oldu. Bence gerisini getirin. İnşallah Türkiye'ye çok iyi bir ressam kazandıralım. İyi olur tabii. Yani sizin destekleriniz çok önemli. Çok teşekkürler. Bu arada bizi davet ettiğiniz için çok hoş bizim için de. Biz de tabii isteriz böyle sanatla iç içe olsun. Uzun süre, uzun soluklu bir çalışma tabii resim olayı. Umarım devam eder. Devam etmese bile hani zevk alsın bu sanat içerisinde. O da bizim için yeterli. Ya ileride ne gösterir bilmiyorum tabii. Tekrar iyi akşamlar dileyim. Ben çok teşekkür ediyorum. Törenin yılbaşı yemeğinin ödül kısmını kapatıyoruz. Bundan sonra eğlenceye devam diyoruz. Afiyet olsun efendim.